Yeni Bir Söz Esnaf'ta programımızda sizlerle birlikteyiz. Vizyon 58 ekranlarında İstanbul stüdyolarımızda canlı olarak yayınlanan Söz Esnaf'ta programımızın bu haftaki konu İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanımız Sayın Eyüp Aksu bizlerle birlikte olacaklar. Sayın Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz ve taksici esnafımızın sorunlarını, sıkıntılarını sizlerle paylaşmak üzere Sayın Başkanımız bugün Vizyon 58 ekranlarında program konuğumuz oldular. Tabii Eyüp Aksu'yu yakından tanıyan siz değerli izleyenlerimiz de kendisinden dinleyelim. Sayın Başkanımız Eyüp Aksu kimdir? Kendisinden dinliyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce hayırlı akşamlar Vizyon 58 ailesine. Hayırlı yayınlar diliyorum. 1976 Erzincan Refai'ye doğumluyum. Lise mezunuyum. İlk ve orta öğrenimi Erzincan Refai'de. Lise mezuniyetimi İstanbul Bahçelievler'de tamamladım. 1992 yılında Erzincan'daki büyük depremde mecburen İstanbul'a taşınma zarureti oluştu. 1992 yılında İstanbul'a taşındık. 1995 yılından bugüne dek bir fiil taksicilik yapıyorum. Mesleğimi seviyorum. Gururla yapıyorum. Evet. Taksicilik mesleğinden de zevk alıyorum. Ve bugün de mesleğimizin ve devamı olan ve birçok esnafımızın sözü, kulağı, sıkıntıları, sorunları ve bugün oda başkanısınız. Evet. Nasıl da karar verdiniz oda başkanlığına? Aslında böyle bir düşüncem yoktu. Fakat şartlar böyle oluştu. 1992 yılında İstanbul'a gelince 3 yıl gıda sektörüyle yani bir nevi bakkal, market evet. sektörüyle geçimimizi sağladık. 1995 yılında ticari taksi aldık. Almamızın sebebi de şuydu. Memleketten, Erzincan'dan İstanbul'a göç eden komşularımız, çevremiz, akrabalarımız, köylülerimiz hep ulaşım sektörüyle ilgileniyorlardı. Evet. Ve adet, gelenek, görenek haline gelmişti. Herkes de var, bizde de olsun diye bir hevesle 1995 yılında ticari taksinin yarısını aldık. Yani yarım plaka dediğimiz taksinin yarısını almış olduk ve öyle 1995 yılında bu sektöre giriş yaptık. 1995 yılından 2010 yılına kadar Atatürk Havalimanı Taksi Kooperatifi'nde mesleği icra ettik. Ve Atatürk Havalimanı Kooperatifi'nde 2 yıl yöneticilik yaptım. Ondan sonra şu andaki mevcut başkanımız Fahrettin Can. Fahrettin Bey o zaman yoktu. Yahya Uğur'un zamanında kooperatifte yöneticilik yaptım ve 2010 yılında İstanbul Taksiciler Esnaf Odası seçimlerinde genel kurulunda Yahya Uğur Bey'in başkanlığında böyle bir göreve talip olduk ve 2010 yılında esnafımızın takdiriyle İstanbul Taksiciler evet. Esnaf Odası yönetimine seçildik. 2010 yılından 2014 yılına kadar İstanbul Taksiciler Esnaf Odası da yönetim kurulu üyeliği yaptım. 2014 yılında yapılan genel kurulda tekrar İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevine seçildik. 2 yıl başkan vekilliği yaptım ve Taksiciler Esnaf Odası'nda yapılan usulsüzlükler, yolsuzluklar ve mesleğe ihaneti görünce Yahya Uğur ve ekibinden ayrılarak 2016 yılında aday olma kararı verdik ekibimizle beraber. Cenab-ı Allah da bize buraları nasip etti. Esnafın takdiriyle de 7 Ocak 2018 Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan genel kurulda yani seçimde esnafın takdiriyle başkanlığa seçildik ve şu anda İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanlığı yapıyoruz. Evet bizler de hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun teşekkürler. Peki İstanbul'da taksicilik desem?
Tabii evet. Zor bir meslek. Sizler de içerisinde bulunduğunuz sürece gecesi yok, gündüzü yok. Biraz anlatır mısınız taksicilik mesleğini bize? Şimdi taksicilik mesleği gerçekten çok iyi zor. Bir meslek. Çok evet, zor, zor bir meslek. İstanbul trafiğinde, sinir streste, sürekli sıkıntılı bir meslek. Evet. Fakat gerçekten çok iyi bir meslek. Sıkıntılı da olsa İstanbul halkıyla seyahat etmek, bir nevi ulaşım sektöründe bu mesleği icra etmek çok çok güzel bir şey. Tabii İstanbul nüfusu gün geçtikçe fazlasıyla artıyor. Trafik sıkışıklığı, gün geçtikçe trafik kilitleniyor. Ama bizim mesleğimiz her zaman saygınlığını yitirmemeli ve İstanbul halkına her zaman hizmet etmeliyiz. Peki, Eyüp Aksu'nun gözünde hayalindeki taksicilik nedir? Taksicilik mesleği nedir? Hayalinizi şöyle bize bir anlatsanız. Şimdi aslında mesleğimiz şu anda çok sıkıntılı bir süreçten evet. geçiyor. Problemlerimiz çok büyük ama gerçekten kaliteli bir hizmet verebilmeliyiz ve bundan sonra da inşallah vereceğiz. Mesleğimiz de çok itibarlı bir meslek, saygın bir meslek haline gelecek. Araç kalitemiz belli bir seviyede çok iyi bir kaliteli araçlarla hizmet vermemiz gerekiyor. Esnafımız, şoför arkadaşlarımız kaliteli bir eğitim, kaliteli bir ortamda çalışarak daha doğrusu çok iyi bir taksicilik mesleğini bundan sonra icra etmeliyiz ve edeceğiz de. Peki Sayın Başkanım, şu anda karşılaştığımız problemler, sorunlar çok dediniz. En önemli sorunumuz, evet en önemli sorunumuz, taksicimizin en önemli sorunu şu anda problemi nedir? İsim vermemizin bir sıkıntısı olmazsa isimleriyle anlatabilirim. Şimdi Uber evet. ve Uber gibi global hırsızlar maalesef bizleri yok etmeye çalışıyorlar. 4-5 tane firma var bunun gibi ve benzeri firmalar. Tabii diğerlerinin ismi fazla duyulmadığı için özellikle Uber'den bahsediyoruz. Uber aplikasyon sistemiyle akıllı telefonla çalışan özel araçlarla yapılan bir taksicilik. Evet. Hollanda menşeili, İsrail-Amerika ortaklı bir firma. Maalesef hiç vergi vermeden, kayıt altına alınmadan bir nevi ulaşım sektöründe global hırsızlık yapıyorlar. Emek hırsızlığı. Emek hırsızlığı, aynen. Şimdi bizim bir sürü emeğimiz var. Bu evet. taksi plakalarını alırken çok zor şartlarda aldık. Bütün yatırımımız bu. Çoluğumuza çocuğumuza bırakacağımız, geleceğimiz, teminatımız bu. Ama maalesef Uber ve Uber gibi benzeri firmalar hiçbir emek olmadan, kayıt altına alınmadan hırsızlık yaparak emeğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Bunun yanında tabii iyi taksi sıkıntısı var. Büyükşehir Belediyesi bizi tekeline aldı. Maalesef oda başkanı Yahya Uğur da bunu imzaladı. Bir dayatmayla, bir baskı politikasıyla Büyükşehir Belediyesi bizi tekeline alarak iyi taksi uygulamasıyla bundan sonra kazancımızdan hem komisyon alacak hem de halk otobüsü, tramvay, metrobüs gibi toplu taşıma araçları gibi İstanbul halkı ticari taksilerde taşıma ücretini İstanbul kartla ödeyebilecek. Biz maalesef nakit ortadan kalkacak, gidip belediyeden paramızı almış olacağız. Bunun yanında araçlarımızın değişiminde 5 yaş mecburiyeti var, sıkıntısı var. Artı bazı şoförlerimizin 65 yaştan sonra çalışamama problemi var. Sıkıntılar çok. Peki bu problemlerle nasıl mücadele edecek Eyüp Aksu? Şimdi ilk mücadelemiz Uber ve benzeri firmalarla olacak. Şimdi bir mahkeme açıyoruz. Artı açılan bir mahkeme var. Onun takipçisi olacağız. Ondan sonra Bilgi İletişim Teknoloji Kurumu'ndan yolcuyla araç sahibinin erişimini kestireceğiz. O da olmazsa maalesef
İstanbul'da çok güçlü, çok kuvvetli bir kitlesel eylem yapmak zorundayız. Buradan başbakanımıza, cumhurbaşkanımıza ve siyasi partilerimize, milletvekillerimize, bürokratlarımıza sesleniyorum. Türkiye'nin birçok sorunu var. Evet. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Fakat bizim de çok büyük bir sorunumuz var. Ekmeğimiz elimizden gidiyor. Yetkililerimizin de buradan bizlerin sesini duymasını önemli rica ediyoruz. Bu sorunumuza bir çözüm bulmaları şart. Eğer bulmazlarsa mecbur sokaklara dökülmek zorundayız, eylem yapmak zorundayız, sesimizi duyurmak zorundayız. Biz belediyemizi, hükümetimizi, vatanımızı, bayrağımızı çok çok seven bir meslek grubuyuz. Ve 15 Temmuz'da da çıkanlar yine taksici esnafımız hep evet, dışarıdaydı. İlk sokağa biz çıktık, şehit verdik. Evet. Yaralılarımız var. Ama biz vatanımız için elimizden geleni ilk yapan bir meslek grubuyuz. Fakat ekmeğimize müdahale edenleri de kesinlikle affetmeyiz. Eylem yapmak zorunda inşallah kalmayız. Ama siyasetçilerimiz bizim bu sorunumuza çözüm önerisi bulmazlarsa, çözüm getirmezlerse mecbur sokaklara çıkmak zorundayız, eylem yapmak zorundayız. Peki ne yapılması gerekiyor başkanım? Yani sizlerin eylem yapmaması için, evet Uber ne yapacak? Yani nasıl bir önlem alınması gerekiyor ki Uber ortadan kalksın? Yani burada biraz vatandaş da göz açık olmak zorunda. Yani vatandaş da bilinçlenmek zorunda. Şimdi vatandaşımız zaten kayıtsız bir firma, vergi vermeyen bir firmaya talep göstermemesi lazım. Evet. Onları kullanmaması lazım. Yani buradan artık vatandaşımızı da bilgilendirelim. Tabii. Yani izleyenlerimiz de Uber'den yararlanmasınlar. Evet, Uber ve benzeri firmaları kullanan arkadaşlarımız maalesef bir nevi onlar da mesleğimize ihanet etmiş oluyorlar. Kayıtsız kazancı desteklemiş oluyorlar. Ve bu konuda zaten yakalandıkları takdirde de kendileri ceza ödemek zorunda yani kalıyorlar. Müşteri de burada ceza. Tabii müşteri de. Hem araç sahibi hem de aracı kullanan müşteriler kesinlikle ceza ödeyecekler ve ödüyorlar da şu anda. Bir şey vardı değil mi başkanım? Korsan taksi. O ayrı bir bölüm. O ayrı bir yine şimdi, bir sıkıntımız. Uber'le alakalı Cumhurbaşkanımız veya Başbakanımız kesinlikle Booking firmasının nasıl erişimini kapattıysa Uber'in ve Uber gibi firmaların da erişimini kapatmalı. İkincisi kesinlikle bunları D2 belgesiyle çalışıyorlar. Kesinlikle bu belge verilmemeli ve çalışılmamalı. Avrupa'nın 7-8 tane ülkesinde mahkeme kararıyla Uber iptal edildi. Ve örnekleri de var elimizde. Ve Türkiye'de de iptal edilebilir. Tabii çok kolay. Yani devletimiz istese kesinlikle yetkililerimiz bunu 2 günde iptal edebilirler. Yine burada iş size düşecek başkanım. Evet, biz de gerekeni yapacağız. Gereken siyasetçilerimize çalışmalar aktaracağız. Bu konuda bilgi vereceğiz, dosyalarımızı ileteceğiz ve iptal edilmesini de kesinlikle sağlayacağız. Çünkü burada gecesini gündüzüne katan ve evine ekmek götüren taksici esnafımızın büyük bir sorunu, mesleklerine, önlerine taş konuluyor. Evet. Ki gerçekten taksicilik mesleği zor bir meslek Sayın Başkanım. Çok yani güzel ve zor bir güzel meslek. Güzel meslek. Benim başıma bir olay gelmişti. Tabii taksicinin o stresi, sorunu, her şey dışarıda kalıyor. Müşteri arabaya bindiği anda müşteriye adapte oluyor. O müşteri bir kayıp eşyası olabiliyor. Ve emin olun o taksici esnafımız götürüyor, bırakıyor. Şimdi taksicilik yani birebir yaşayan biri olduğum için ben söylüyorum. Yine herhalde sizin sonrasında konuştuk. Sizin yeğeniniz olduğunu söylemişti. Ben Erzincanlıyım Esra Hanım demişti. Ve size de teşekkür edecektim. Ben aramıştım ama ulaşamamıştım o dönem. Taksiye binmiştim. Cep telefonumu arabada tamam unutmuştum. Ve sonrasında telefon açıp o telefon benim getirir misiniz demiştim. Demek ki hani Allah iyi insanlarla karşılaştırsın, hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Evime kadar getirmişti cep telefonumu. Şimdi biz İstanbul'da 17.395 tane ticari taksi sahibiyiz. Evet. Çalışan arkadaşlarımız,
şoförler, kiracılar, otok alerjileri, duraklar, durakta çalışan arkadaşlarımızla beraber çok büyük bir kitleyiz. Evet. Şimdi büyük bir ailesiniz. Çok büyük bir aileyiz. Her ailenin içerisinde tabii çürük elmalar olabilir. Tabii yolsuzluklar da olacak yani. Hepsini de aynı kefeye koymamak lazım. Evet. Yani 3-5 tane içimizde çürük elma varsa bütün taksiciler kötüdür diyemeyiz. Ve ben bu iyi örneği neden verdim? Çünkü iyiler var. Önce iyileri konuşacağız. Yani %95'i çok çok iyidir. Evet. Her meslekte olduğu gibi bizim içimizde de %5 de olsa sıkıntılı arkadaşlarımız olabilir. Taksi sektöründe çalışan arkadaşlarımız yeri geldiği zaman karakol olurlar. Yeri geldiği zaman ambulans olurlar. Yeri geldiği zaman gece bekçi olurlar. Yani taksicilik mesleği gerçekten çok kutsal, çok iyi bir meslektir. Belki gece bir rahatsızlık yaşadığın zaman yatağından, sıcak yatağından çocuğunuz kalkmayabilir ama bir telefon açıp taksici esnafını çağırabilirsiniz. Hastaneye yani. Ambulans görevi yapar. Evet. Onun için bizim mesleğimizi yapan arkadaşların da çok büyük bir emeği vardır, vefası vardır. Buradan genelleme de yanlıştır. Evet. Maalesef İstanbul trafiğinde şartlar bazen çok çok kötü oluyor, kilitleniyor trafik. Sıkıntılı sürede de bazı arkadaşlarımızın bazı böyle sorunlarıyla karşılaşan yolcularımız da bunu genele vurmaması evet. lazım. Şimdi bir tane doktor yanlış yaptıysa, bir tane mühendis yanlış yaptıysa, bir tane avukat yanlış yaptıysa genelleme yapamayız. Aynen öyle. Bütün avukatlar, bütün doktorlar kötü diyemeyiz. Doğru. Ve tabii başkanım odamız geniş kapsamlı çalışan bir oda ve çok sayıda üyesinin olduğu bir oda. Tabii size de kayıtlı çok esnafımız var, taksici esnafımız var. Onlara yönelik de tabii çalışmalar yapacaksınız, projeleriniz var. Mesela en büyük projeniz sorunları giderme noktasında Uber'in önünün kesilmesi, iptaline ilgili girişimlerde bulunacağız dediniz. Sonra korsan taksi. Yine esnafımızın en çok mağdur olduğu sorunlardan birisi. Korsan taksiyle nasıl mücadele edeceksiniz? Evet, şimdi aslında korsan taksi dediğimiz mahalle aralarında özel araçlarla yapılan korsanlık. Evet. Yine orada bir meslek ihaneti var. Evet, şimdi, emek hırsızlığı var. Özel aracı olan kişiler kart bastırıyorlar. Veya fiyat listesi bastırıyorlar, binalara, apartmanlara dağıtıyorlar, bir ofis tutuyorlar, 3-5 tane özel aracı olan korsan taksicilik yapıyor. Evet. Bununla alakalı da zaten Emniyet Müdürlüğümüzün çalışması var ama şu anda çok zayıf bu konuda. Adresleri belli, telefon numaraları belli, korsan yasası da zaten çıktı. Ama maalesef ticari taksilere çıkmış gibi taksiler bağlanılıyor. Korsanlar da mahalle aralarında şu anda çok çok rahat çalışıyorlar. Burada en büyük görev Emniyet Müdürlüğümüze ve emniyet güçlerine düşüyor. Zaten yasa var. Denetim mekanizması onlar. İstedikleri gibi caydırıcı cezada yazma yetkisine sahipler. Çünkü rakamlar çok çok yüksek. Emniyetimiz gerçekten iyi, güzel bir denetim yapsa korsan taksilerde kalmaz. Ama bundan sonra zabıta birimiyle, emniyetle, odamızla ortak koordineli çalışarak üçlü bir sac ayağıyla bu korsan taksileri de mahalle aralarından kesinlikle yok etmeye çalışacağız. Peki Sayın Başkanım, tabii başkan olmadan önce esnaflarımızla birlikte iç içeydiniz, hala da iç içeysiniz ki olmak da zorundasınız. Sizden beklentileri neydi esnafın, taksici esnafının sizden beklentisi nedir? Bu beklentilere nasıl cevap vereceğiz? Ve taksici esnafı, çünkü ben birçok taksici esnafımızla da görüş alışverişi yapmıştım. Bize birlik ve beraberlik içerisinde sorunlarımızı dinleyen, sıkıntılarımızı çözen bir başkan demişlerdi İlk Başkan. Evet. Şimdi en önemli gayemiz, amacımız şu olmalı. Bütün sermayemiz olan taksi plakasının değeri kesinlikle artmalı. Şu anki değeri çok çok düşük. Biz bu plakaları alırken zaten 1986 yılında 10.553 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla para yatırarak
devletten bunları satın almış olduk. Ve o tarihlerde bir plaka almayıp da bu bölgelerde belki de bir tarla, belki de bir arazi alabilirdik. Bir kere taksi plakasının değeri şu anda çok çok düşük. İlk önce hak edilen değeri, rakamı taksi plakasının bulmasını sağlayacağız. İkincisi, maalesef günlük kazancımız eridi. Yani giderlerimiz karşısında, enflasyon karşısında geçmiş dönemdeki başkan zam alamadı. Günlük kazancımız yerinde saydı ve eriyip gitti. Taksimetre fiyatına her yıl zam alarak günlük kazancımızı kesinlikle arttıracağız. Artı sorunlarımızın çözüm önerilerini bulacağız. Uber gibi, iyi taksi gibi, yaş sorunu gibi sorunları çözünce esnafımız da rahat bir çalışma şartlarına ulaşmış olacak. Peki yaş sorunu dediniz ya başkanım, 65 yaş üstü taksici esnafımız araç kullanamıyor mu yani? Şimdi şöyle bir şey, aslında yaş sorunu derken araçlarda Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı bir araç yaş sınır dayatması, zorlaması var. Bir de çalışan arkadaşlarımızın yaş sorunu var. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız veya işte bakanlarımız veya işte hükümet temsilcilerimiz 65 yaşının üstünde olan siyasetçilerimiz var. Evet. Bunlar Türkiye'yi idare ediyorlar. Ama takside çalışan bir abimiz 65 yaşından gün aldıysa veya 65 yaşını geçtiyse ticari takside çalışamıyor. Bu büyük bir sıkıntı. Aslında sağlığı elverişliyse, sağlık raporu alıyorsa, çalışma kriterlerine uygunsa kesinlikle orada yaş sınırı olmamalı. Ki sizin meslekte de o var değil mi başkanım? Var. Yani mesela herkes şoförlük yapamıyor. Yapamaz. Herkes sarı taksinin direksiyonuna oturup da ben taksicilik yapıyorum diyemiyor. Onun da bir kriteri var. Standartları var. Tabii standartları var. Oluşturmadan Büyükşehir Belediyesi'ne, Toplu yani Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne evrakları tamamlıyorsunuz, götürüp sisteme giriyorsunuz. Eğer o kriterlerin biri uygun değilse çalışma ruhsatı alamıyorsunuz ve ticari takside çalışamıyorsunuz. Yani benim ehliyetim var. Hadi ben geleyim bugün bu arabayı kullanayım. Sarı taksi plakalı arabayı kullanayım diye bir lüksüm yok. Yok, başlayamazsınız. Başlayamayız. Hayır. Bir kriter var. O kriterleri tamamlamak zorundasınız. Burada çalışan arkadaşlarımızda da yaş sorunu olmamalı. Artı araçlarımızda dayatma var. Yani Büyükşehir Belediyesi diyor ki 5 yaşını doldurmuş bir araç mecbur değişmek zorundadır. Yani 60 ay çalışan bir araç değişmek zorundadır. Zaten dünyanın en fazla pahalı yakıtıyla çalışıyoruz. En ucuz taksimetresiyle çalışıyoruz. Bu da yine esnafımız için en büyük sıkıntı. Sıkıntı ve sorun. Taksimetreye indi bindi. Burada şöyle bir problem de var. Zaten 5 yıl biz bankaya ve araca çalışmış oluyoruz. Evet, kredisini ödüyoruz, faizini ödüyoruz. 5 yılda borcunu bitiriyoruz. Tam İstanbul, rahat nefes alacağımız aynen, süreçte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi diyor ki tamam değiştir, senin borcun bitti ama diyor. Arabayı aman değiştir, rahat nefes alma diyor. Tekrar diyor arabanı değiştir diyor, tekrar borçlan, tekrar git faize ve bankalara çalış diyor. Bu 5 yaş sınırı da gerçekten saçma ve sıkıntılı. Bunu da 7 veya 8 yaşa çıkarmamız lazım. Araç değişim yaş şartı. Bununla alakalı yine girişimlerde bulunacaksınız. Çalışmalar yapılacak. Evet yapıyoruz. Tabii yine esnafımızın diğer bir sorun konusu dediniz az önce başkanım. En pahalı yakıtı yakıyoruz ama en ucuz taksimetreden müşteri evet, taşıyoruz. Bir yakın mesafe oluyor. Uzak mesafeyi hadi kurtarır da yakın mesafeyi... Uzağı yakını da kurtarmıyor artık. Şimdi akaryakıta sürekli zam geliyor. Ama maalesef biz 4 yılda, son 4 yılda %20 zam alındı. Zaten bu alınan zamın %6'sını da Büyükşehir Belediyesi bundan sonra komisyon olarak almayı planlıyor. İyi taksi projesiyle.
biz 4 yıldır neredeyse bedava çalışmış oluyoruz. Ama giderlerimize %40-%45 zam geldi. Giderler derken nelere zam geldi başkanım? Araç fiyatlarına %45 zam geldi. Sürekli giderimiz olan akaryakıt, lastik, akü, parça, yedek parça artı işçilik giderlerine %45-%50 zam geldi. Onun karşılığında da enflasyon altında zaten ezildik ve taksimetreye de 4 yılda %20 zam gelmiş oldu. Yıla vurursanız %5 zamla eriyip gittik. Evet, peki bundan sonra ne yapılacak? Bundan sonra Allah kısmet ederse her yıl tefe tüfe rakamına göre veya enflasyonun altında ezilmemek şartıyla Büyükşehir Belediyesi'nden kesinlikle taksimetre ücretlerine zam alacağız. Taksimetre ücretlerine zam alındığı zaman biraz da esnafımız rahat nefes alacak mı? Tabii, giderleri karşısında ezilmeyecek, kazancı artmış olacak. Peki şoför esnafımızın, taksici esnafımızın sizden beklentileri nedir? Bir, kaliteli bir hizmet. İki, eğitim. Üç, kazancının ve plaka fiyatlarının artışını sağlamak. Peki tabii, şimdi takside çalışan şoför sahibi değil, taksinin sahibi evet. değil. Tabii bir de öyle bir sıkıntı var. Yani şimdi adam gece gündüz direksiyon başında. Yani biraz bunun psikolojisini de anlamak lazım tabii. değil mi başkanım? Çünkü gerçekten zor iş yapıyorlar. Yani gecesini gündüzüne katıyor. Gece demiyor, gündüz demiyor, kar demiyor, kış demiyor, yaz demiyor. Güneş demiyor ama direksiyonun başında yine müşterisini istediği yere götürüp bırakabiliyor. Onun için de kaliteli imkanlar ve standartlar sunulması gerekiyor. Tabii şimdi şöyle bir şey, şoför arkadaşlarımız bizim yarımız. Yani evet. bir elmayı düşünün, elmanın yarısı araç sahibi, yarısı şoför arkadaşımız. Aynı taksiden ekmek yiyoruz, çoluğumuzun çocuğumuzun geçimini her iki arkadaş da bundan evet. temin ediyor. Şoför olmazsa taksi sahibi olmaz. Taksi sahibi olmazsa şoför olmaz. Tabii ki günlük kazancımız artarsa eğer, artması da şart, şoför arkadaşlarımız da çoluğuna çocuğuna daha fazla kazanç sağlamış olur. Daha rahat ve huzurlu bir hayat sürmüş olurlar. Tabii orada taksici esnafımızın sigortası var. Tabii şoförlerimizin her türlü imkanları var. Karşılanıyor değil mi başkanım? Evet, evet, evet. Şimdi bazı arkadaşlarımızın sigortaları araç sahibi tarafından ödeniyor. Evet. Bazı şoför arkadaşlarımız sigortalarını kendileri ödüyor. Sigortasız da çalışmamaları lazım. Ki çalışan da... Ve evet. ticari taksiyi de şöyle görmeliler. Gerçi görüyorlar da. Benim buradan emekli olabileceğim bir işim diyerek işini düzgün yapmalılar. Mal sahibini de maddi anlamda mağdur etmemeleri lazım ve o işten sigortaları ödenecek şekilde emekli olup ayrılmaları lazım. Tabii plaka sahibi olan esnafımız da o plakayı devam ettirecek olan taksici esnafımızı birbiriyle kenetlenmesi gerekiyor. Bir bütün tabii, çünkü tabii, bir bütün. Ki burada müşteri bir olmadan tabii. diğer olmaz. Evet. Müşteri mesela. Burada müşterilerimizin de bilinçli olması gerekiyor. Ne kadar her şeyi taksiciden beklesek de lütfen biraz da bizden de kaynaklanan bazı tabii, sıkıntılar tabii zaten da burada İstanbul halkına da çok önemli evet. görevler düşüyor. Trafik malum sıkıntılı. Hava şartları bazen sıkıntılı evet. oluyor. Şoför arkadaşımıza da yardımcı olmaları lazım. Sıkıntı çıkarmamaları lazım. Her şeyi de karşı taraftan beklememiz tabii, tabii, gerekiyor. Tabii tabii her şey karşılıklı. Peki maalesef. Sayın Başkanım şöyle geçmişe gitsek. Dünkü taksicilik mesleğiyle, geçmişteki taksicilik mesleğiyle mesela atıyorum bir 20 yıl anlattınız ya siz işte Erzincan'dan geldim imkansızlıklar içerisinde
tabii memleketin vermiş olduğu, gurbetin vermiş olduğu etki. Geliyorsunuz büyük şehire, büyük şehire adapte olmak zorunda kalıyorsunuz. O zamanki şartlarla, şimdiki şartları şöyle kıyaslayacak olsak, bir 20 yıl öncesine gitsek ve bugünü değerlendirsek çok da şey değişmiştir eminim ki meslekte. Tabii meslekte bir kere eskiden taksicilik çok saygın bir meslekti. Özellikle yaşlı abilerimiz, yaşlı taksicilerimiz özellikle şunu ifade ederler. Bugün esnaf odamıza gelen bizleri tebrik için ziyaret eden abilerimiz de şunu söyledi. 1968 yıllarından başlamışlar taksiciliğe ve İstanbul'da taksicilik çok saygın bir meslekti. Kapı açılırmış, buyurun evet. Beyefendi, buyurun hanımefendi, iyi günler, hoş geldiniz, teşekkürler, iyi günler. Çok saygın bir meslek olduğu için maalesef şu anda bir nevi sıkıntılar içerisinde olduğumuzdan dolayı bu saygınlığını kaybetti. Maalesef sıkıntı da büyük meslek adına. İnşallah geçmişe dönük bu beyefendi gerçekten taksicilerin bu kimliğe kavuşması için çok iyi çalışma yapmamız lazım. Kaliteli hizmet getirmemiz lazım. Babamın özellikle şöyle bir ifadesi var. Diyor ki eskiden diyor iki meslek grubuna evleneceğimiz zaman istediğimiz kızı alma şansımız vardı. Birincisi İstanbul taksicileri, taksicilik mesleği. İkincisi öğretmenler. Yani çok saygın bir meslekmiş. Maalesef şu anki şartlarda sıkıntılardan dolayı bu saygınlığı kaybetmiş. Bu itibarı inşallah geri getireceğiz ve İstanbul'da veya Türkiye genelinde en saygın meslek taksicilik olmalı. Peki. Gece gündüz 24 saat evet. hizmet veriyoruz. Biraz önce de izah ettim. Yeri geldiği zaman karakol, yeri geldiği zaman bekçi, yeri geldiği zaman mahallenin sıkıntılarını gideren bir sektör halindeyiz. Yeri geliyor ambulans oluyoruz. Tekrar bu saygınlığımızı inşallah geri kazanacağız. Peki taksi duraklarıyla alakalı da var mı sıkıntılar Sayın Başkanım? Tabii ki var. Taksi duraklarının sayısı artmalı. Cep duraklar artışı olmalı. Durakçılık aslında bütün taksilerin duraklara bağlı olması lazım. Denetim daha güzel oluyor. Evet. Daha fazla saygınlık oluyor. Müşteri şikayeti en asgariye iniyor. Ve taksi durakları olduğu sürece iletişim daha fazla sağlanıyor. Ve taksiler de boş gezmiyor. Yani duraklar arasında bir koordinasyon olursa taksi duraklarıyla alakalı birbirlerine taksi boş kaldığı zaman veya durakta araç kalmadığı zaman koordineli bir sistemle boş gezmeleri de ortadan kalkmış oluyor. Var mı öyle bir projeniz, düşünceniz? Taksiler arasındaki koordinasyonu sağlamak için bir proje? Aslında bu iyi taksi projesi iyi bir şey. Fakat içeriğinde bir sürü sıkıntı var. İyi taksi projesini biz esnaf odamızda yapmayı düşünüyoruz. Bu aplikasyon, akıllı telefon sistemiyle bu iyi taksi gibi bir projeyi yaparsak hem İstanbul'da taksilerimiz boş gezmemiş olur, boşuna yakıt yakmamış olur veya trafikte boşuna seyir halinde kalmamış olur. Evet. Bunu esnaf odamızda yaparsak hem duraklar arasındaki koordinasyonu sağlamış oluruz hem de ticari taksilerimiz boş gezmemiş olur. Aslında güzel bir proje değil mi başkanım? Hiç proje değil. Güzel de proje. İçeriğinde sıkıntı çok. Maalesef Büyükşehir Belediyesi bizi tekeline almış gibi burada aldı gerçekten. Her aldığımız yolcudan yolculuk bedelinden %6 komisyon ödeyeceğiz. Artı toplu taşıma araçlarını kullanır gibi vatandaşımız İstanbul kartla ödeme yapabilecek. Artı kredi kartı var. Artı burada dayatmalı bir sözleşme var. Ve burada iyi taksi katılım sözleşmesini imzalamaz. Bu sisteme geçmezseniz Büyükşehir Belediyesi ruhsat da vermiyor.
ruhsat da vermediği gibi ruhsatsız çalışmaktan korsan statüsüne sokulup araçlarımızda bağlanmış oluyor. Yani burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası arasında bir çalışma, hummalı bir çalışma olacak o zaman süreçte. Bundan sonra olacak. Gerekirse kavga da edeceğiz yani Büyükşehir Belediye'mizle. Çünkü bir dayatma var. Rekabete açık bir sistem yok burada. Evet. İlla diyor benim bu iyi Taksim'i kullanmak zorundasınız. Ben her zaman şöyle bir örnek veriyorum. Şimdi bu civardaki bir bakkala, bir markete İstanbul Büyükşehir Belediyesi illa Büyükşehir'in suyu olan Hamidiye suyu satacaksın diyor. Veya halk ekmeği satacaksın diyor. Buradaki bir bakkal, bir market bu dayatmayı kabul eder mi? Gücü etmez. Gücü yoksa edemez tabii ki. Etmez. Gücü olan da alır, gücü olmayan alamaz. Hayır, istediği suyu alır, istediği ekmeği alır veya istediği suyu satar, doğru, istediği ekmeği satar. Evet. Ama Büyükşehir Belediyesi Toplulaşım Hizmetleri Müdürlüğü diyor ki hayır, burada rekabet olmamalı illa diyor, kesinlikle bu dayatmayla diyor, bizim iyi taksi sistemini kullanmak zorundasınız diyor. Biz de bu dayatmayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu karşı çıktınız. Tabii ben şahsım adına mahkemeye verdim. İyi taksi projesini bir dayatma olduğunu, bir zorlama olduğunu, rekabete açık olmadığı için mahkemeye verdim. İdari mahkeme yürütmeyi durdurma kararını reddetti ama mahkeme devam ediyor. Takipçisiyiz. İnşallah bu iyi taksi dayatmasını iptal ettireceğiz. Evet. Tabii taksici denildiği zaman aklımıza gelen tek şey sarı taksiler. Ve siz genel kurulda da şunu demiştiniz. Bizim rengimiz sarı. Evet. Taksicilik sarıdır, sarı kalacak. Bununla ilgili düşünceleriniz? Sarı kalacak. Taksi sarıdır, sarı renkte kalacak. Zaten turkuaz taksi, mavi taksi, yeşil taksi bunlar hep Büyükşehir Belediyesi'nin birer oyunu. Taksi sarı olmalı diyorsunuz. Evet, sarıdır, sarı kalmalıdır. Evet, tabii Sayın Başkanım biraz da kullanılan araçlar ile ilgili bir bilgi alacağım sizden. Araçlar kullanılıyor dediniz, 5 yıl kullanılıyor dediniz. Onun da 7 ya da 8 yıla çıkması gerektiğini söylediniz. Peki bu taksiler satılıyor değil mi? Evet. Yeni taksiler geliyor, eski taksiler yerine mi veriliyor? Şimdi şöyle 17.395 tane ticari taksi plakası var. Evet. Bu plakalar sabit. Yani aslında plakalar da el değiştiriyor. İsteyen satıyor, isteyen alıyor. Ama bu plaka sahipleri taktıkları aracı 5 yıl sonra değiştirmek zorundalar. Burada değiştiremiyorsa ne olacak peki? Değiştiremiyor. Değiştiremiyorsa belediye diyor ki sen çalışamazsın diyor. Arabayı götür diyor, parka çek diyor. Araç diyor çalışmasın diyor. Orada aylarca yatsın diyor. Evet, yine önemli konulardan ve sorunlardan evet, birisi de bu. Siz bunu genel kurulda da dile getirmiştiniz. Evet, siz de oradaydınız. Evet. Teşekkür ediyoruz. Genel kurula Vizyon 58 ailesi olarak katılmıştınız. Bizi onurlandırmıştınız. Orada da ifade ettim. Büyük sıkıntılarımızdan biri de bu. Bunu da aşacağız. Tabii önümüzde geniş bir süreç var. 4 yıl. 4 yıllık bir süreç yani var. Yani bizim görev süremiz Allah ömür verirse 4 yıl. Evet, bu 4 yıl süreç içerisinde taksici esnaflarımızın gözü kulağı olmaya devam edeceğiz. Yüzünü güldüreceğiz. Yıllardır da sektörün içerisindesiniz. Yıllardır mesleğin içerisindesiniz. Tabii en iyi sorunları siz bilirsiniz. Niye bu meslekten gelmişsiniz? Neden ben biliyorum veya biz biliyoruz? Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız gerçekten taksicilik mesleğiyle geçimimizi sağlıyoruz. Başkaları gibi koyun kuzu beslemiyoruz, çiftliğimiz yok veya otel işletmiyoruz. Bizler gerçekten geçimimizi taksicilikten sağlıyoruz. Ve şu anda yönetim kurulu arkadaşlarımız benle beraber çalışma içerisinde olan yönetim kurulu arkadaşlarımız sabahları her gün taksisine çıkar, rızkını arar ve çoluğunun çocuğunun geçimini taksicilikten sağlar. Yani gün ışımadan taksici, evet, esnafımız sabah kontağını açar. Sabah 4-5 gibi kontağa basar,
ya Allah ya Bismillah der, rızkını arar. Bizim geçimimiz taksicilikten sağlanıyor. Mesleği bir fiil icra ettiğimiz gibi sorunları, sıkıntıları da çok iyi biliyoruz. Çözüm önerilerini de ortaya koyuyoruz. Tabii İstanbul'da çok yoğun bir kitleniz var başkanım. Tabii şu anda Vizyon 58 ekranlarında olduğumuz için çok sayıda da Sivaslı. Ve tabii Erzincan bize sınır artık, siz biz diye bir farkımız, ayrımımız yok. Çok komşuyuz, sınırız, evet, komşuyuz. Aynı zamanda. Çok da taksici Sivaslı esnafımız var. Anadolu'dan göç etmiş sizler gibi. İstanbul'un gurbet elinde mesleğe başlamış ve bugün aslında çok da güzel yerlerdeler sizler gibi işte. Plaka sahibi olmuşlar. Evet. Bu da çok güzel. Yani bizim işi çekirdekten başlayıp sonra o plakanın sahibi olmak da çok güzel. Allah hepsinin işini rast getirsin. Amin. Bizim Sivas, Erzincan bölgesinde şöyle bir adet haline gelmiş. Birisi ne iş yaparsa memleketten, gurbetten, memleketten gelip gurbete gelenek görenek haliyle, evet, herkes o işi yapmaya çalışmış. Bizim bölgelerde de, memlekette de herkes taksiciliğe bir heves etmiş. Biri taksicilik yapınca herkes de taksicilik yapmış. Evet. Bizim taksiciler esnaf odamızın üyelerinin memleket bazında en fazlası Sivaslı. Ve şu anki yönetim kurulu üyelerimizden de 4 tane Sivaslı var. Onun için memleket bazlı da bunu göz önüne alarak Sivaslı arkadaşlarla da çalışıyoruz. Çok güzel. Allah hepsinin diyoruz ya başkanım, işi rast gelsin. Sıkıntısız bir süreç diliyoruz size. Tabii bundan sonra yine az önce de belirttiğimiz gibi esnafımızın gözü kulağı olacaksınız. Gerekli yerlere sorunları dile getireceksiniz. Bir köprü görevi göreceksiniz. Onların sözcüsü olacaksınız, taksici esnafımızın. Sizin de belirttiğiniz gibi karşınızda en büyük sorunun Uber olduğunu söylediniz. Evet. Uber'le birlikte korsan taksinin bir sıkıntı olduğunu söylediniz ve duraklar arasındaki koordinasyon olması gerektiğini dile getirdiniz. Ve şu anda bizleri ekranları başında izleyen taksici esnafımıza, o emektarlarımıza ve tabii ben emek hırsızlarına da bir mesajınız var mı diye soracağım. Çünkü lütfen emek hırsızlığı yapmasınlar. Bir taraftan yıllarını vermiş, mücadelesini vermiş, ekmeğini yiyeceği süreçte karşısına Uber gibi büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmasın esnafımız. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Uber gibi global hırsızlara bir kere gereken dersi, cevabı vereceğiz en kısa zamanda. Ben buradan hükümet yetkililerimize de sesleniyorum. Gerçekten bu bir vebaldir, bir haktır, kul hakkıdır. Bizi ezdiriyorlar, göz göre göre Uber ve benzeri firmalara yol veriyorlar. Aslında yetkililerimiz istese bunu 2-3 günde çözerler. Yani bizim partimiz ekmek partisi. Evet. Biz rızkımızı çoluğumuza çocuğumuza götüreceğimiz ekmeğimiz taksicilikten. Biz vatanımızı, devletimizi, milletimizi seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz, Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı seviyoruz. Ki Cumhurbaşkanımız da yani taksicilerimize çok farklı dostu, bakıyor. Taksici dostu ve Başbakanımız da bizim hemşerimiz. Evet. Erzincan Refaiyeli ve hükümetli. Başbakanımıza da buradan sesleniyoruz. Tabii Başbakanımız Sivas'ta çok farklı bakıyor, bizi de çok seviyor. Evet, evet. Türkiye'nin hepsini, aynen, bütün doğru. 81 ili seviyoruz. Başbakanımız da seviyor. Evet. Buradan özellikle iletiyorum, mağduruz, evet, sıkıntıdayız. Başbakanımız da bu konuya bir an önce el atmalı ve başbakanımız da bir taksici ailesinden geliyor. Kendilerinin de plakaları vardı, taksicilikte yaptılar, sorunlarımızı da biliyor. Bizi bu global hırsızlara kesinlikle yem etmemeli. Bizler de bu hırsızların karşısında kesinlikle sessiz kalmayacağız. Çünkü siz de çok güçlü bir kitlesiniz. Bunu da göz önünde bulunduralım. Evet. Yani İstanbul'da taksici denildiği zaman, hele ki bir ses bir ortaya çıksın, bir dağ olur karşıda. Yani biz yeri zamanı gelir belediyeleri değiştirme oy anlamında gücüne sahibiz.
biz 100 bin, 120 bin kitlelik bir aileyiz. Yani gücümüz de fazla, büyük de bir kitleyiz. Onun için ekmeğimize yanlış yapanları, ekmeğimize müdahale edenleri de affetmeyecek bir esnaf grubuyuz. Evet, yeri geldiği zaman beyefendi oluruz diyorsunuz. Evet. Ama ekmeğimizin karşısında da aslan kesiliriz diyorsunuz. Bizim için vatan, toprak, evet, bayrak, namus ne kadar önemliyse taksilerimiz de o kadar önemli, ekmeğimiz de o kadar önemli. Bugün nasıl Türkiye'deki o birlik ve beraberliği sağlıyorsak, güç birliği yapıyorsak, dış güçlere karşı ayakta duruyorsak, bu ne için? Vatan için, evet, toprak için. Hepimizin daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için mücadele ediyoruz. Sayın Başkanım, çıkmış olduğunuz yola başarılar diliyorum. Tabii bu kısa süre içerisinde şu anda sizin tebrikleri kabul ettiğiniz bir süreç. Evet. Ama bunun yanında da tabii işlerinizi de sıkı bir şekilde takip ediyorsunuz. Çünkü taksici esnafımız size vermiş olduğu bir sorumluluk var, bir yükümlülük var. Vermiş olduğunuz sözler, projeler var. Onlar hayata geçecek. Evet. Şimdi genel kurulumuza siz de katıldınız. Tekrar Vizyon 58 ailesi olarak sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi yeni seçildik. Tebrikler, evet, var. Maalesef buradan taksici esnafımıza da özellikle ifade etmek istiyorum. Genel kurulumuz Haliç Kongre Merkezi'nde oldu. 3000'e yakın esnafımız katıldı. Çok güzel de bir genel kurul yaptık ama maalesef eski başkan Yahya Uğur genel kurulda seçim sonuçlarını beklemeden çekip gitti. Gittikten sonra odayı, mazbatayı aldıktan sonra bizlere teslim etmediler. Maalesef. Teslim etmedikleri gibi şimdi odada birçok sıkıntı var. Artı birçok borç var. Borç batağı içerisinde bize teslim ettiler. Ama biz bunların hep üstesinden geleceğiz. Kaliteli bir hizmet vereceğiz. Güler yüzlü ekibimizle beraber esnafımıza gereken gece gündüz 24 saat hizmetimizi fazlasıyla vereceğiz. Ve taksici esnafımızın gelirini, kazancını artıracağız. Sermayesini iki yapacağız. Bir ise iki yapacağız. Evet, buradan da tüm esnaflarımıza kucak dolusu selamlar gönderelim. Taksici esnafımıza ve bütün halkımıza kazasız belasız helaliyle, evet, bol kazançlar diliyorum. Ayrıca Türkiye'de şu anda zeytin dalı operasyonu var. Allah korusun emniyet güçlerimize, askerimize, polisimize başarılı, çok, evet, iyi bir operasyon geçirmesi dileğiyle kazasız belasız burunları kanamadan vatanımızı, memleketimizi savunarak o operasyondan da çok güzel bir sonuç, evet, alarak alnımızın akıyla, dualarımızla ailelerine, çoluğuna, çocuğuna sağ selim dönmelerini, evet, Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Evet, bu güzel niyetlerin arkasında ne denilir ki sevgili izleyenlerimiz? Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ben. Çıkmış olduğunuz yolda tekrar başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun ve hepimizin. Teşekkür ediyorum Vizyon 58 ailesine ve sizlere de böyle bir canlı yayın fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah sizlerin de yar ve yardımcısı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet, kıymetli Vizyon 58 izleyenlerimiz, Söz Esnaf'ta dedik ve bugün Söz Esnaf'ta programımız konuğu İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanımız Sayın Eyüp Aksu'ydu. Sayın Aksu'ya çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın.